Aklım burada kaldı ama Defne huysuzluk ediyormuş okula gitmeyeceğim diye. Gidip bir bakayım şuna. Ya bırak, ne istiyorsa onu yapsın. Çocuğu hiçbir şey için zorlama. Tabii canım, bırakalım 3 gün yatsın, 2 gün okula gitsin. Çocuğun keyfine kalırsak mahvolduk demektir. Parmağında oynatır bizi vallahi. Mehmetcan'ı gördün mü Pınar? Nasıl çaresiz olup biteni anlamaya çalışıyordu. Kimse ona ne istediğini sormadı. Belki de onun tercihi bambaşka olacaktı. Haklısın. O başlı başına bir dram ama bu başka canım. Yok be kuzen, aynı. Biz farkında olmadan kendi doğrularımızı dayatıyoruz çocuklarımıza. Tıpkı anne babalarımız gibi. Sen de çocuktun. Çocuk da olsalar onlar da birer birey. Mehmet oğlunu sana getirdi, pişmanım dedi. Bu mu olmalı karşılığı sence? Elbette buydu. Başka ne olabilirdi ki? Mehmet niye? Niye bu kavga? İkinizin çocuğu sonuçta o. Lütfen bana seni bile yüzüstü bırakan o kadını savunma. Mehmet o oğlunun annesi, herhangi bir kadın değil ki. Mehmet o bir anne. Kaç kere konuştuk bunu seninle? Bu zamana kadar ne yaptıysa oğlunun iyiliği için yaptı. Babasından ayırarak mı oğlunun iyiliğini sağlayacaktı? O anne ise ben de babayım. Hangi vicdan sadece anne diye yaptıklarına hak verir? Defalarca anlattım sana, hala beni anlamak istemiyorsun. Hala oturmuş benimle tartışıyorsun. Tamam, çok haklısın. Buna diyecek sözüm yok. Ama bu durumda kimin haklı olduğunun da bir önemi yok ki. Önemli olan oğlunuz. Aranızda çekiştirip duruyorsunuz. Mehmet günah değil mi çocuğa? Gümüş, ben yaptığımın en doğrusu olduğunu biliyorum. Sizin annelik duygularınız varsa benim de babalık duygularım var. Tamam işte. Ben de tam bu duygulara güvenerek söylüyorum. Hiçbir baba çocuğunu annesiz bırakmak istemez. Lütfen artık benim yanımda ol. Lütfen kararıma bari sen saygı göster Gümüş. Peki. Aferin benim güzel kızıma. Bilseydim aylar önce alırdım güzel kızım. Sen biraz öğren, ben sana 2 tekerleklisini de alayım. Oh, oh, oh. Bisiklet turuna mı çıktınız baba kız? Hoş geldiniz Onur abi. Sürmeyi öğrendiğinde çıkacağız inşallah. Öğrenir, öğrenir. Ya Orhan, derler ya, kendi derdimize düştük, sizi unuttuk diye. Aynen öyle oldu vallahi. Kusura bakma Orhan, sizle hiç ilgilenemedik. Biliyorum Onur abi, işler çok karıştı yalıda. Siz ne yapacaksınız? Hangi birine koşacaksınız? Öyle de mazeret değil tabii bunlar. Sen yine de kusurumuza bakma. Rukiye nasıl oldu? Bir gelişme var mı durumunda? Vallahi iyi olacak inşallah Onur abi. Doktorlar harıl harıl çalışıyorlar. Hayatın getirdikleri diyeceğiz, güçlü olacağız Orhan. Başka çaremiz yok. Ama ben eminim ki Rukiye kısa zamanda iyileşecek. Hatta eskisinden bile iyi olacak. İnşallah Onur abi, inşallah. 4 gözle bekliyorum o günleri. Karım iyileşsin, hepsini unutalım yeter Onur abi. İnşallah. Selam. Bir sürü olay olmuş yılda. Nasıl Mehmet abi Gümüş? Gümüş'ün yüzünden çocuğu kaçırmışlar ha. Aman ya, o da çok saf ya. Berk nasıl? Didemciğim, olaylar içeride. Gidip öğrenebilirsin. Sahi ya. Didem Hanım, ben yardım etseydim. Yok, hafif, ben taşırım. Nereden haber aldı ki bunları? Berk arayıp bu kadar şey anlatmaz. Vallahi Dilruba Hanım arayıp yetiştirmiştir hemen. Bunlar ekip gibi bir şey. Bizim köyde öyle derler. Bu köyün ajanı da bunlar.